Bilindiği gibi 25 yılı aşkın bir süredir Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde dünyada eşi benzeri görülmemiş insanlık dışı bir tecrit politikası uygulanmakta. Ve bu tecrit politikası son 4 yıldır mutlak bir iletişimsizlik halini almış durumda. Tecrit beraberinde savaşı, yoksulluğu ve antidemokratik uygulamaları getiriyor. Bunu da şu anda bir kez daha görüyoruz zaten. Tutsakların başlatmış olduğu Kürt sorununa demokratik çözüm Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyası vardı. Bu kampanya 4 Nisan itibariyle yeni bir aşamaya geçme ihtiyacı duydu. Ve tutsaklar 4 Nisan itibariyle görüşe, telefona ve mahkemelere çıkmama kararı aldılar. Önderlik koşullarında yaşamayı kendimize dayatıyoruz diyerek tüm bu hakları boykot etmekteler. Bizler tutsak yakınları ve hak savunucuları olarak 4 Nisan'dan beri çocuklarımıza, arkadaşlarımıza hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Onlardan hiçbir haber alamıyoruz. İçeride yüzlerce hasta tutsak varken içerisiyle iletişim kuramamak bizim için son derece endişe verici bir durum. Bu sebeple bizler onların sesi olmak için, zindanların sesi olmak için bugün burada toplandık. Bir basın açıklaması yapacaktık. Ve sonrasında kısa bir oturma eylemiyle eylemimizi sonlandıracaktık. Ancak adalet nöbetlerinde sembolleşen tecrit insanlık suçudur. Önlükleri burada problem teşkil ettiği söylendi bize. Bu önlüklerin çıkarılması gerektiği, aksi takdirde açıklamaya izin verilmeyeceği söylendi. Ancak özellikle annelerimiz kesinlikle önlükleri çıkarmayı kabul etmiyor. Biz de zaten böyle bir taleple onlara gitme hakkını kendimizde görmüyoruz. Biz bu eylemi yapacaksak önlüklerimizle yapacağız. Eğer bu antidemokratik uygulamalar sona ermezse, bu insanlık dışı tecrit bir an önce son bulmazsa ve yaşanan hak ihlalleri, hukuksuzluklar, antidemokratik uygulamalar bir an önce sona ermezse sonrasında yeni bir aşamaya taşınma durumu söz konusu. Bunu ilerleyen zamanlarda artık duruma göre tekrar kararlaştıracağız. Evet, il il ayrı planlamalar yapıldı. Ahmet planlamada sadece her pazartesi D tipi cezaevinin önünde bu şekilde bir oturma eylemi ve ses gürültü eylemiyle beraber böyle bir eylem kararı var. Kampanyanın ikinci aşamaya geçmesinin sebebi aslında toplum tarafından sahiplenilmemesiydi. Oysa ki bu tecrit toplumun tamamına sirayet ediyor, her alana sirayet ediyor. O yüzden sadece cezaevleri üzerinden değil, hepimizin elini bu taşın altına koyması gerekiyor artık. Bu insanlık dışı uygulamaya bir dur dememiz gerekiyor. Bu noktada her kesimden bu eylemleri sahiplenmesini bekliyoruz.